Ve önümüzdeki fuar için şöyle bir çalışmamız var. Atölyecilerimizin yeni çıkarmak istediği trendler ve konseptlerin doğrultusunda biz atölyecilerimize yeni yeni ürünler, yeni yeni konseptler kara kalem olarak sunduk. Onların beğeni doğrultusunda biz şu an kalıplarını hazırlayıp onlara sunuyoruz. Onlar da o fuarın öndeki bu süreçte onları hazırlayıp bizim yeni yapmış olduğumuz ürünlerle fuara girmeye hazırlanıyorlar. 3-4 senedir İKO'ya üye olduk biz. Çünkü benim çalışma prensibim her şeyin resmi olması. Yani vergim, açılık olması vesaire artı bizim kendi odamız yani kuyumcuların odası olan İKO üyesi olmamız gerektiriyor. Çünkü biz bir sektördeysek bizim denetlememiz gereken bir odamız olması lazım. Nasıl her branşın her sektörün bir odası varsa biz de kendi odamıza üye olduk. 3 yıl içerisinde bizim odamız ne yazık ki yanımıza uğrayıp çalışanların yahut da işverenlerin kendi üyelerinin derdini hiç dinlememişler. Yani şu anki seçimdeki başkanımızın kim olursa olsun öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Ama onlardan tek bir ricam bir gelip en azından işverenlerin yani kendi üyelerinin ne durumda olduklarını, nasıl bir şikayetlerin olduğunu bunların bir dile getirmeleri gerekiyor. Şimdi burada kalkıp odamıza gideceğimize, oda başkanımızın çıkıp gelip tek tek esnafları ziyaret edip çayını, kahvesini içip şikayetleri var mı, bir dertleri var mı yahut da nasıl bir çalışma yapılabilir, bir fikir en azından alması gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum mesela biz tasarımcıların çoğunda zaten serbest bir çalışma vardır. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Merdiven altı tasarımcılar vardır. Ne bileyim evde çalışan tasarımcılar vardır. Bunlar ne bir vergi ödüyor, ne herhangi bir odaya kayıtlı, ne herhangi bir resmi evrakları var, ne herhangi bir şehit senedi var. Kendileri bizim çalışmamıza baltalıyorlar. Yani yapmış olduğumuz müşteriye gidip örnek veriyorum bizim çıkarmış olduğumuz bir fiyat listesinin %50 aşağısına işimizi baltalıyorlar. Ben burada kira vererek, vergimi ödeyerek, oda kiramı ödeyerek ayakta durmaya çalışırken yanında çalışan elemanların SSK'sını yatırıp tam vergimi öderken yapmış olduğumuz işlerle alakalı bütün her şeyimiz resmi olarak onlar ise merdiven altı tuttukları herhangi bir yerde denetlemek sizin ne kuyumcular odası ne de KİAŞ bunların önüne geçemiyor. Adamın vergisi yok. Adamın herhangi bir odaya kaydı yok ama bizim yaptığımız işi aynısını yapıyor. Biz çalışmış olduğumuz, kazanmış olduğumuz paranın yarısını kalkıp biz vergiye, işte odalara öderken bu hem bizim fiyat politikamızı kırıyor, hem bizim müşterimizi bizim elimizden almanın peşinden uygun fiyata ve buna kimse dur demiyor. Bizim buradaki tek sıkıntımız üye olduğumuz kuyumcu odamız, başkanımız bu seçimlerde kim gelirse gelsin onun için hayırlı olsun ama lütfen bizim de artık dertlerimizin gelip birebir muhatap olup dinlemesini istiyoruz. Sadece tek benim değil. En büyük firmalardan tut, en küçük atölyecilerin bile herkesin kendi içerisinde bir derdi vardır. Gelip çayımızı, kahvemizi içerken en azından şikayetlerimizi dile getirebileceğimiz bir başkanımızı görmek isteriz. Hani evet bizim İKO başkanımızı bir güne kadar muhatap olmadık. Bir güne kadar karşılıklı gelmedik. Daha önceki onların kendi dergilerinde, röportajında ben söyledim. Hani bu bizim şikayetimizdir. Bu bizim sıkıntımızdır. Tek istediğimiz bir an önce buradaki esnafların oda tarafından kullanılması, oda tarafından sahiplenilmesi, oda tarafından desteklenilmesini istiyoruz.